Herkese merhaba dostlar. Kanalımıza hoş geldiniz. Emekli aylıklarıyla alakalı seyyanen zam gelişmeleri var. Seyyanen zam özellikle en düşük emekli aylığı alanlara yani 10.000 TL aylık alanlara 7.000 TL'lik bir seyyanen zamla beraber en düşük emekli aylığının 17.000 TL seviyesine getirilmesinin planlandığı dile getiriliyor. Özellikle önümüzdeki günlerde en düşük emekli aylığının 17.000 TL'nin üzerine çıkartılaraktan refah payı, enflasyon zammıyla beraber asgari ücreti aşması beklendiği dile getiriliyor özellikle. Maliye Bakanımız tarafından yapılan en son açıklamalarda son zamanlarda emeklilerin dertlerine derman olabilmek için yeni çalışmalarımız var. Bunları en yakın zamanda açıklayıp uygulayacağız değerlendirmelerinde bulunulmuştu. Özellikle bunun da seyyanen zamla yani en düşük emekli aylığı alanlara seyyanen zam gelmesi konusunda büyük bir adım olduğu dile getiriliyor yapılan açıklamalarda. Akabinde ise diğer emeklilerimiz de aynı şekilde oransal olaraktan oran henüz netleşmese de oranın %34 olduğu dile getiriliyor. Birçok SSK uzmanı tarafından yapılan hesaplamalara göre %34 oranında bütün emeklilerimiz zam alacağı dile getiriliyor. %34 oranında tüm emeklilerimiz zam alacağı. Bu zamın içinde refah payının da dahil olduğu dile getiriliyor. Hem enflasyon zammının %30, %4 de refah payıyla beraber zammın %34 olduğu aktarılmış durumda. Bütün emeklilere gelecek zammın şu anki mevcut maaşlarına %34 zam geleceği dile getiriliyor. Bir de dul yetim aylıkları var. Bunlar da aynı şekilde en düşük emekli aylığına oransal gelecek zamla beraber artacağı dile getirilmiş durumda yapılan açıklamalara göre. Sizce en düşük emekli aylığı bu belirtilen rakamlara 7.000 TL seviyenen zam artı enflasyon oranında zamla beraber iyi yerlere